İsmim Alper İlki. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi öğretim üyesiyim. Yapı mühendisliği ve deprem mühendisliği konularında çalışıyorum. Aynı zamanda Türkiye Deprem Vakfı'nın başkanlığını yürütüyorum ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyorum. Ana çalışma alanımız yapıların deprem performansının incelenmesi, güçlendirilmesi ve biraz daha özellikli olarak tarihi yapıların gene deprem performansı ve bunların deprem performansının iyileştirilmesi. Bunları yaparken de ileri teknoloji yöntemlerin, malzemelerin kullanılması çalışma alanlarımın içinde. Depreme dayanıklı yapı aslında çoğu insanın düşündüğünün aksine depremde hiç hasar görmeyecek yapı demek değildir. Özellikle sıradan konut veya iş yeri türü yapılardan bahsediyorsak, depreme dayanıklı yapı depremde yıkılmayacak, can kaybına neden olmayacak ama çeşitli düzeylerde hasar görebilecek binalardır. Kısaca biz normal standart yapıları depremde hiç hasar görmesin diye değil, depremde can güvenliğini riske atmayacak şekilde tasarımını yapıyoruz. Ama özel yapılarda okul gibi, hastane gibi, çok sayıda insanın bir araya geldiği yapılar gibi özel yapılarda daha üst düzey deprem performansları istiyoruz ki bunlardan birini mesela depremden sonra yapının hemen kullanılabilecek durumda kalmasını sağlayacak performans seviyesi olarak söyleyebiliriz. Çünkü mesela hastane hemen depremden sonra kullanılması gereken bir yapı. Bunlar için daha özel tasarım esaslarını kullanıyoruz. Aslında onu da çok kısaca özetlersem, mesela bir konut türü yapı için o bölgede, o zeminde 475 yılda bir olabilecek depremi dikkate alırken, hastane türü veya okul türü yapılarda o bölgede 2500 yılda bir olabilecek bir depremi dikkate alarak tasarımımızı yapıyoruz. Bir başka deyişle tabii ki okul veya hastane türü yapılar, özel yapılar bizim daha sıradan yapılarımıza göre çok daha iyi deprem performansı gösterecek şekilde tasarlanıyorlar ve inşa ediliyorlar. Çok kritik ve aslında iki yönlü bir soru. Burada tarih açısından bizim bir kilometre taşımız var. Genç öğrencilerimiz belki hatırlamayabilir ama 1999 yılında bildiğiniz gibi iki tane büyük deprem yaşadık. Kocaeli ve Düzce depremleri. Bu iki depremde biz büyük kayıplar verdik. Can kayıpları, mal kayıpları. Ve normale dönüş tabii çok uzun zaman aldı. Özellikle bazı şehirlerimizde, Sakarya gibi, Düzce gibi. Dolayısıyla o bizim için bir milat oldu. Bu depremlerden sonra pek çok şey değişti. Başta en önemlisi insanların, yöneticilerin depreme bakışı değişti. Bunun önemli bir kriter olduğu, buna dikkat edilmesi gerektiği bu depremlerden sonra daha iyi anlaşıldı. Aslında deprem yönetmelikleri, tasarım kuralları çok uzun yıllardan beri vardı ülkemizde. Özellikle 1939'da yaşadığımız büyük Erzincan depreminden sonra teknik dokümanlar oldukça dünyayla yarışır düzeyde elimizde hazırdı. Ancak bunlar maalesef denetim sisteminin yeterli olmaması veya sektörün yeterince bilinçli olmaması veya insanlardan bu konuda talep gelmemesi sebebiyle uygulanmıyorlardı. Ve bunun tabii bedelini hemen hemen bütün depremlerde ama en büyük de 1999 depremlerinde ödedik. Ondan sonra denetim mekanizması değişti, zorunlu deprem sigortası geldi, deprem yönetmeliklerinde revizyonlar oldu. Herkes kendisine bu konuda bir çeki düzen verdi aslına bakarsanız ve bunun sonucunda 2000 yılı sonrası inşa edilen yapılar, projelendirilip inşa edilen yapılar ile ondan önceki yapılar arasında deprem performansı açısından çok ciddi bir fark oldu. Kısaca sorunuzun cevabını çok genel anlamda özetlersek, 2000 yılı öncesi yapılmış olan yapılar maalesef son derece denetimsiz, bilinçsiz, kontrolsüz yapıldığı için ciddi anlamda risk içeriyor deprem güvenliği açısından. Buna karşılık 2000 yıldan sonra yapılan yapılar ciddi anlamda daha iyi performans gösterecek yapılar. Şunu demek istemiyorum.
2000 öncesi yapılan bütün yapılar depremde yıkılacak. 2000 sonrası yapılan yapıların hiçbiri depremde yıkılmayacak diye bir şey yok. Ama çok genel olarak, ağırlıklı olarak söylediğim geçerli. 2000 öncesi yapılarla 2000 sonrası yapıların deprem performansları birbirinden ciddi anlamda farklı. Bunu hem teorik olarak görüyoruz hem de yaşadığımız depremler bunu gösteriyor. Mesela İzmir depreminde kayıpları yaşadığımız binaların hemen hepsi, ki daha önceki Elazığ ve diğer depremlerde de böyleydi, hep 2000 yılından daha önce inşa edilmiş yapılardı. 2000 sonrası yapılarda ise hasarlar oldukça sınırlıydı. Ülkemizde temel olarak iki teknik doküman var bu anlamda. Biri 2018 yılında en son güncellenmiş olan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği. Bu yönetmeliğin 15. bölümü mevcut binaların deprem performansının incelenmesi ve eğer bina yeterli ise güçlendirilmesine ayrılmıştır. Dolayısıyla izlenebilecek teknik yöntemlerden biri deprem yönetmeliğimizdeki yöntemdir. Bu ilk kez 2007 yılında Türkiye deprem yönetmeliğine girdi. 2018 yılında revize edilerek burada yerini korudu. İkinci bir teknik doküman bu anlamda kullanılacak. Biraz daha hızlı, biraz daha basit, biraz daha pratik olan bir yöntem. Kentsel dönüşüm yasası kapsamında çıkarılan riskli bina tespit esasları. Burada gene bir metodoloji tanımlanmış durumda. Hangi binalar risklidir, hangi binalar riskli değildir? Bu anlamda bir inceleme yapılarak buna karar verilebilir. Ama tabii bu konuda tecrübesi, bilgisi olan mühendislerin, inşaat mühendislerinin yapacağı çalışmalarla ortaya konur. Bunu yaparken de hem binanın özelliklerine, betonuna, içindeki donatılara, kolonların, kirişlerin boyutlarına, binanın geometrisine bakılır. Hem de binanın bulunduğu bölgedeki depremsellikle beraber binanın temellerinin oturduğu zemin özellikleri incelenir. Bütün bunlar dikkate alınarak deprem yer hareketi modellenir ve binanın performansı ortaya konur. Bu teknik bir konu. Ama hani sıradan bir vatandaşımız bir binanın depreme dayanıklı olup olmadığını tahmin etmek için ilk yapabileceği şey bir kere demin söylediğim gibi yapının tarihine bakmak. Hangi yılda bina inşa edilmiş? 2000 sonrası yapıldıysa bu binanın depreme dayanıklı olma olasılığı çok daha yüksek. Onun dışında binanın projesinin olup olmadığı, diyebilirsiniz ki projesi olmayan bina olabilir mi? İşte ülkemizde bildiğiniz gibi gecekondu diye bir kavram var. Rastgele binalar yapılabiliyordu en azından. Son yıllarda bunlar yapılmasa bile. O yüzden binanın bir projesinin olup olmadığı ve binanın bu projesine göre inşa edilip edilmediği. En kaba anlamda örneğin binanın projesi 4 katlıysa bina gerçekten 4 katlı mı? Yoksa üzerine zamanla kat eklenmiş mi, eklenmemiş mi? Bu tür basit incelemeler yararlı olabilir. Bir de binanın mesela bodrum katına girip, bodrum katı niye söylüyorum? Çünkü bodrum katı ortak mekandır, herkesin girebildiği mekandır ve genelde pek sıva, boya vesaire yoktur. O yüzden oraya girdiğiniz zaman betonların durumunu, belki kolonların, kirişlerin içindeki demirlerin durumunu, bunların dökülüp dökülmediği, çatlakta olup olmadığı gibi teknik konuları da görüp binanın deprem performansı konusunda bir fikir edinmek mümkün olabilir. Maalesef çok var bunlardan ülkemizde, dünyada da çok var. Özellikle eski yapılmış binalar. İki temel yaklaşımımız var. Biri aslında daha çok tercih edilen, daha kolay gibi gözüken, insanların yapmaya daha çabuk ve daha kolay ikna olduğu binayı yıkıp yeniden yapmak. Ve fakat bu pahalı bir çözüm, zaman alıcı bir çözüm. Her zaman uygulayamayacağımız bir çözüm. Çünkü örneğin sizin mevcut binanız 5 katlıdır ama oradaki imar koşulları değişmiştir. Şu anda 3 katlı yapabiliyorsunuzdur. Orayı yıkıp yaparsanız bazı kat maliklerinin daireleri ortadan kalkacak veya daireler küçülecektir. Bu tür durumlarda ikinci alternatif binayı yıkıp yeniden yapmak yerine binanın güçlendirilmesi. Depreme karşı binayı daha güçlü hale getirmek. Bu konuda pek çok insan bunun teknik olarak mümkün olmadığını, zor olduğunu, imkansız olduğunu düşünüyor. Oysa bu konu hem Türkiye'de hem Amerika'da hem Avrupa yönetmeliklerine girmiş durumda. Teknik olarak biz binaları güçlendirip depreme dayanıklı hale getirebiliyoruz. Nasıl bina baştan doğru projelendirilip doğru inşa edilmesi gerekiyorsa bir binayı doğru analiz edip doğru güçlendirme projesi yapabilirsek eğer o zaman bina güçlendirme sonrasında depreme aynı yeni bir bina gibi dayanıklı hale gelecektir. Neden güçlendirme tercih edilebilir? Çünkü bir kere daha hızlı. Biz İstanbul'da
dünyada deprem riskinin en yüksek olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Üniversitemiz de bu şehirde, öğrencilerimiz de bu şehirde. Gittikçe artan bir riskimiz var deprem olmadığı sürece. Ve bu risk gerçekten dünyadaki en yüksek risklerden biri. O nedenle bir zaman kaygımız var. Yani sonsuz zamanımız yok. Yavaş yavaş binaları güçlendirip depreme dayanıklı hale deme lüksümüz maalesef yok. O yüzden güçlendirme alternatifi yıkıp yeniden yapıma göre aşağı yukarı 3-4 kat daha hızlı bir yöntem olduğu için sanki özellikle İstanbul koşullarında tercih edilmesi gereken bir yöntem gibi gözüküyor. İkinci bir konu maliyet. Binayı yıkıp yeniden yapmanın maliyetinin aşağı yukarı %25'i ila 40'ı arasında bir maliyetle, ortalama binalar için söylüyorum, binayı güçlendirmek mümkün. Bildiğiniz gibi ekonomik koşullar da dünyanın her yerinde büyük bir deprem ve büyük bir yapı stoğuyla uğraşıyoruz. Bu bir limitasyon bizim için. O nedenle bir binayı yıkıp yeniden yapana kadar 3-4 binayı güçlendirmemiz mümkün olduğu için ekonomik koşullarda sanki bizi güçlendirme tarafına yönlendiriyor. Onun dışında bir mimari yapımız var. Beğeniriz, beğenmeyiz ama özellikle bazı yapılarımızın da olduğu kesin. Bunları hepsini yıkıp yapar yeniden yaparsak o kültür de ortadan kalkacak. O yüzden o mimari nitelikli mimari örnekleri korumak açısından da gene güçlendirme öne çıkan bir çözüm. Bir başka aslında bu konudaki kriter ki yavaş yavaş ülkemizde önemi anlaşılıyor, çevresel kaygılar. Bir binayı yıkıp yeniden yapmak için kullanacağınız malzeme, ortaya çıkaracağınız karbon salınımı vesaire bir güçlendirme uygulamasına göre çok daha fazla. O yüzden gene çevresel kaygılar açısından da güçlendirme yıkıp yeniden yapıma göre öne çıkan bir çözüm oluyor aslına bakarsanız. Tabii bunlar hem dünyada hem ülkemizde gün geçtikçe daha çok kullanılır oldu. Bunların başında yapıya ilave bir takım sistemler eklenmesi var. Bir nevi amortisör gibi veya yay sistemi gibi düşünebileceğiniz binanın temeliyle üst yapısı arasında yerleştirilen izolatör sistemleri var. Bu sistemler deprem etkisini bina üst yapısına küçülterek aktarıyor. Dolayısıyla binamızda oluşan kuvvetler, iç kuvvetler çok daha sınırlı oluyor. Dolayısıyla üst yapıya müdahale etmeden binayı aslında depreme dayanıklı hale getiriyoruz. Yani binayı güçlendirmeden binaya gelecek deprem etkilerini azaltarak bir çözüm getirmiş oluyoruz. Bunun dışında başka sönümleyici sistemler var. Binanın taş sistemine eklenip binanın elemanlarında oluşan iç kuvvetleri azaltacak, yer değiştirmeleri azaltacak bir takım cihazlar şu anda var. Bunları binalara yerleştirmemiz mümkün. Ve gene ileri teknoloji, yeni malzemeler var. Son derece güçlü, çelikten daha yüksek dayanıma ve dayanıklılığa sahip malzemeler var. Bunlar mimari açıdan da binanın fonksiyonunu az etkileyecek sistemler olduğu için örnek olarak karbon lifli kumaşlar veya karbon lifli donatılar veya başka aramit lifli, bazalt lifli kumaşlar, donatılar gene ileri teknoloji sistemler ve malzemeler olarak güçlendirme alanında hem ülkemizde hem dünyada gittikçe daha da yaygın olarak kullanılmaya devam ediyor diyebilirim. Bu arada şunu da eklemem lazım. Bütün bunların bina güçlendirmesinde kullanılmasına yönelik tasarım esasları, uygulama esasları, test yöntemleri deprem yönetmeninde yer almış durumda. Bundan 10 sene, 15 sene evvel bu soruyu sorsaydınız o zaman bu yöntemler var ama bunların uygulama esasları, tasarım esasları henüz bizim mühendislik tasarım kuralları içinde yerini almamış diyecektim ama artık günümüzde bunların hepsi gerek tasarım gerek uygulamayla ilgili konular yönetmeliklerimizde yerini almış durumda. Tabii aslında ben hem lisansımı hem yüksek lisansımı hem doktoramı İTÜ'de tamamlamış öğretim üyelerinden biriyim. O günden bugüne de depreme dayanıklı yapı ve güçlendirme konularında çalışıyoruz üniversitemizin yapı ve deprem mühendisliği laboratuvarında. 1999 depreminden önce de dahil olmak üzere uzunca süredir ülkemizde ve özellikle de üniversitemizde depreme dayanıklı yapı sistemleri, mevcut yapıların deprem performansı ve güçlendirme konularında çalışıyoruz. Tabii bizi dünyanın diğer ülkelerinden ayıran konu araştırmalarımızı örneğin Japonya'da veya Almanya'da veya Amerika'da yapılan çalışmalar daha çok iyi
bir takım yapı sistemlerinin daha da iyi hale getirilmesi için. Oysa bizim yapı sistemlerinin kendine has özellikleri, kendine has kusurları ve zayıflıkları var. O yüzden bizim kendi araştırmamızı kendimiz yapmamız gerekiyor. Bizim mevcut yapılarımızı temsil eden yapı sistemlerine dikkate alarak, bunların davranışını, bunların zayıflıklarını anlayarak ve bunları gidermek üzere en uygun, en ekonomik, en etkili mekanizmaları bulmak üzere çalışmalar yapmamız gerekiyor ve bunları yapıyoruz. Bunlar da deprem yönetmeliklerinde yerini alıyor ve dolayısıyla da uygulamaya geçiyor. Bu konuda İstanbul Teknik Üniversitesi laboratuvarlarının ülkemizdeki en köklü, en büyük, en gelişmiş laboratuvarlarından biri olduğunu ve gerek ekipman, teçhizat, gerekse insan kaynağı olarak en başta gelen üniversitelerden, hatta ülkemizde de sınırlamak istemem bunu, dünyada da başta gelen üniversitelerden birinin olduğunu söyleyebiliriz bu konuda üniversitemiz. Öncelikle mühendislere verdiğimiz meslekçi eğitimlerde ilk sonuçları paylaşıyoruz ve bu anlamda uygulamada çalışan mühendislerin kafalarında soru işaretleri oluşmaya başlıyor. Biz bak böyle bir yöntem varmış, bunu kullanabiliriz diye. Daha sonra araştırma sonuçları biriktikçe bunlar yavaş yavaş tasarım ve uygulama yönetmeliklerinde yerlerini alıyor. Ve tabii buna paralel olarak bizlerin meslekçi eğitimleri de devam ediyor ve bu bilgi yayılıyor. Bununla beraber tasarım dokümanları da ortaya çıktıkça bunlar uygulamada kullanılmaya başlanıyor ve ülkemizde de başlanmış durumda. Tabii yani gerek normal betonarme yapılar olsun, gerek yığma yapılar olsun, gerek betonarme yapılar içindeki duvarlar olsun, gerek tarihi yapılar için olsun, üniversitemizde bir kısmı ülkemizin diğer büyük üniversiteleriyle beraber yapılmış olan projelerde elde edilmiş sonuçlar olmak üzere uygulamaya geçmiş durumda. Bunlar farklı güçlendirme sistemleri, yeni yapı elemanları olarak belki iki ana grupta sıralanabilir ama çok sayıda ürün şu anda üniversitemizin de katkısıyla yapılan çalışmalar sonucu kullanıma geçti diyebiliriz. Bu da aslında bizim üniversitemizin de önemli katkısı olan konulardan biri ülkemizdeki mühendislik sistemine. Maalesef 99 depreminden bu yana ve öncesinde hasar tespit sistemi konusunda, deprem sonrası hasar tespit sistemi konusunda bir bocalama oldu. Yani bir standart yaklaşım benimsenemedi, bir standart yönetmelik oluşturulamadı. 2002-2003 yıllarında ilk kez 1999 yılında yaşadığımız depremlerden sonra zorunlu deprem sigortası kavramı ortaya kondu ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu kuruldu. Bu kurum bildiğiniz gibi aslında bir nevi bizim binalarımızın sigortası oldu hakikaten ve olası deprem hasarlarını karşılama konusunda çok önemli rol oynuyor. Burada bütün herkesi dinleyenleri Doğal Afet Sigortalarını yaptırmaları konusunda bir kere daha hatırlatmış olayım. Çünkü depremden sonra ciddi kayıplar olacak ve bu kayıpları sigortayla geri almak çok kolay ve bu Doğal Afet Sigortası da devlet tarafından desteklendiği için oldukça düşük rakamlarla o güvenliği almaları mümkün insanların. Hasar konusuna gelince uzunca bir süredir biz aşağı yukarı 20 yıldan fazlaca süredir Doğal Afet Sigortalı Kurumu için bir hasar tespit mekanizması geliştirdik. Üniversitemiz hocaları olarak biz ve bizden önceki nesil hocalarımız beraber çalıştık. Şu anda bizler yürütüyoruz. Doğal Afet Sigortalı Kurumu bu incelemeyi, hasar tespit incelemesini belli standartlarla insan hatasını minimize edecek şekilde yapabiliyor. Son yaşadığımız Elazığ ve İzmir depremlerinde de ve 5.8 büyüklüğündeki Silivri'de yaşadığımız 2020 depreminde de gene AFAD ve Çevre Şehircilik Bakanlığımız bizden bu yöntemin uygulanmasını ve sahada inceleme yapacak mühendislerin ve mimarların bu yöntemi öğrenmelerini istediler ve hem sahada hem çevrim içi eğitimlerle çok sayıda bu konuda çalışacak görevliye eğitim verildi. İçinde olduğumuz günlerde de bu yöntemin hem Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından hem de Çevre Şehircilik Bakanlığı ve beraberinde AFAD tarafından kullanılması için yönetmelik çalışmaları devam ediyor. Bunlar üniversiteler arası çalışmalar ama bizim üniversitemizin de çok ciddi katkısı olduğunu söyleyebilirim. Yeni yapılar için, bundan sonra yapılacak yapılar için hiç şüphesiz ilgili yönetmelik standart kurallarına uymak, iyi bir denetim
doğru malzeme kullanmak, doğru projelendirme yapmak ve projeye uygun inşaatı sahada gerçekleştirmek. Bunların büyük ölçüde aslında günümüzde yapıldığını söyleyebiliriz. Eski dönemlere göre çok daha iyiyiz bu konuda ama hiç şüphesiz aynı ciddiyetin, aynı bilinçle, aynı ciddiyetle sürdürülmesi lazım. Esas problemimiz maalesef eski yapılar, 2000 yıldan önce projelendirilmiş olan yapılar ve büyük olasılıkla istemiyoruz ama yarın bir deprem olsa İstanbul'da veya başka bir şehrimizde yaşayacağımız kayıpların önemli bölümü maalesef eski yapılardan kaynaklanıyor olacak. O yüzden konuşmanın başında bahsettiğimiz iki alternatif yöntemden, yani yıkıp yeniden yapma kurallarına göre ya da inceleyip binayı güçlendirerek depreme dayanıklı hale getirme konusunda ciddi çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bu konu bana göre ülkemizin en önemli konularından biri. Dediğim gibi İstanbul'da olası bir depremde hem ciddi can kayıpları ve yaralanmalar söz konusu olabilir, hem de ciddi, çünkü sanayinin kalbi de İstanbul ve civarı, sanayi de ciddi darbe alabilir. Bu da ülkemizin ekonomisini çok ciddi etkileyebilir. O yüzden muhakkak yeni yapıları daha iyi yapmak, daha doğrusu olması gerektiği gibi yapmak ama daha önemlisi mevcut yapıları inceleyip bunlar içinde deprem açısından risk taşıyanları güçlendirmek veya depreme denk hale getirmek. Burada da tabii öncelikle can kaybı riski yüksek olan en kötülerden başlamak problemin büyüklüğü sebebiyle problemi parçalara bölüp en öncelikli problemden başlamak açısından çok önemli. En riskiden başlayıp daha sonra riski düşük olan doğru ilerlememiz gerekiyor bu dönüşümü yaparken. Yani bir kere İTÜ Türkiye'deki ve dünyadaki en köklü üniversitelerden biri. Bu açıdan baktığınız zaman gerçekten çok büyük bir sistem var. Bunun içinde çok seçkin öğretim üyeleri, çok seçkin araştırmacılar var ve aslında Türkiye'deki pek çok yapının da veya pek çok sistemin de tasarımcıları bu üniversiteden çıkan mezunlar ve de bu üniversitedeki öğretim üyeleri. Bu kişilerle beraber olmak, bu öğretim üyelerinden ders almak oldukça önemli. Bu hocaların, öğretim üyelerinin önemli bölümü şu anda Türkiye'deki önemli projelerde halen görev alıyorlar. Kendi alanlarında, işte bizler inşaat sektöründeki önemli projelerde çeşitli şekillerde görev alıyoruz. O yüzden yani bizlerin öğrencilerimize aktaracakları aslında kitaplarda yazılı olanlarla sınırlı değil. Güncel problemler, son araştırmalar, gerçek projelerde yaşanan sorunlar ve bunların giderilmesi için kullanılan yöntemler gibi pek çok konuyu bizler takip ettiğimiz için bu bilgileri öğrencilerimize aktarmış oluyoruz. Onun dışında öğretim üyesi kaynağı dışında tabii çok ciddi altyapıya sahip bir üniversite. Çok büyük laboratuvarları, çok köklü laboratuvarları, ciddi çağdaş araç gereçleri var. Dolayısıyla bunları da birebir öğrencinin kullanması gerek lisans seviyesinde gerek lisans seviyesinde öğrencilerimiz için ciddi bir ayrıcalık. Onun dışında bildiğiniz gibi prestij olarak da Türkiye'de veya yurt dışında İstanbul Teknik Üniversitesi dediğimiz zaman bunu tanımayan veya bilmeyen, bu üniversitenin prestijini bilmeyen kimse olmadığını söyleyebilirim. O yüzden pek çok kapıyı açacaktır gerek ülkemizde, gerek üniversitemizde, gerek yurt dışında üniversitemizin öğrencilerine, mezunlarına. Onun dışında gittikçe artan araştırma potansiyelinden bahsedebilirim. Gittikçe iyileşen yabancı dille eğitim koşullarından bahsedebilirim. Dünyanın pek çok üniversite sıralama sistemlerinde üniversitemizin gittikçe yükseldiğini söyleyebilirim. Sanırım pek çok aday için en iyi tercihlerden biri olmalı İstanbul Teknik Üniversitesi. İnşaat mühendisliği temel mühendisliklerden biri. Dolayısıyla ve pek çok aslında alan da inşaata bağlı. Yani inşaat olmazsa neredeyse hiçbir şey olmaz diyebiliriz. Bu da kendini devamlı yenileyen bir sistem aslında. Gördüğünüz gibi işte binalar yıkılıyor, yeni yollar yapılıyor, yeni ulaşım sistemleri yapılıyor. Dünyanın hiçbir yerinde inşaat işi bitmiyor. Yeni malzemeler çıkıyor, daha çevreye duyarlı çözümler ortaya çıkıyor. Bunların araştırılması, bunların tasarımının yapılması gerekiyor. O yüzden biraz klasik bir alan gibi gözükse de
İnşaat mühendisliği hala çok temel ve aslında pek çok sektörü de arkasında sürükleyen bir alan olduğu için ve çok farklı çalışma alanları olacağı için mezunlarımızın yani bir ulaştırma tesisinden, sisteminden bir bina inşaatına, bir baraj inşaatına, bir kıyı liman yapısı tasarımına, bir köprü tasarımına veya yeni yapı malzemeleri oluşturma, geliştirme süreçlerine kadar çok geniş bir yelpazede çalışma imkanı sunduğu için ben inşaat mühendisliği bölümünü öğrenci adaylarına tavsiye ederim şiddetle.